Zeynep ablacığım, bu kadar eşyanın içinde toz alıyorsun, temizlik yapıyorsun, uğraşıyorsun. E hamar atsın da. Şu menüyü bir duyalım senden, bakalım menü ne kadar kalabalık. Tamam. Tam karşındaki kameraya Best Of'un 3. gününde nasıl bir menü çıkacak görelim. Tamam. Menümde bugün püreli, sebzeli köftem var. Peynirli krep var. Yanında patlıcan, soslu patlıcan kızartması. Bir de aşure var. Aşure tatlı da. Aşureyi çok sevdiğim. Ama malzemesi zor olmayacak mı hepsini? Yani haşlanmış tercih edersin. Öyle mi? Dur bakalım neler çıkacak göreceğiz. Aşure iddialı bir tatlı yalnız. Evet, çok severim. Çok iddialı haşlanmış. Bir de salatan vardı. Salatan? Mevsim salatan var bir de. Ve tabii ki de günün sürprizi çorba. Hadi bakalım. Gün gün çorbalar daha da zorlaşıyor. İşkembeydi dün biliyorsunuz. Evet, işkembe. Hadi Zeynep abla da öyle her şeyi yiyen bir kadın değil ya, biliyorsunuz. Allah yardımcın olsun Zeynep abla burada. Bir şey diyeceğim kız, bu bayağı da ağır ha. Ağır mı? Kelle paça mı var acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım Zeynep Aman Hanım'ın Allah geliyor. Aman Allah'ım, ben ne yapacağım? Evet, ben geliyor. Aç, aç. Dil. Bu ne? Ay. Sesin dili. Bense hep uzun diyordum bu adamın dili. Bugün çorbada Zeynep Hanım'a maalesef ki dil çorbası geldi. Bizim dilimizde o çorbayı karıştırıp neler olacak merak ediyorum. Bizim dilimizden de kork Zeynep Hanım. Şöyle göreyim. Bu ne dedikodu yaparlar ya? Bunlar ne gıybet yaparlar? Nereden buluyorsunuz bunları? Hiç ömrümde böyle bir şey. Çok basit. Haşla düdüklü de. Tarif ver ha. Tarif ver rakibine. Tarif ver. Özür dilerim. Ay bu kadar da içi temiz bir kadın. Onun zarı var, zarı. Dilin çorbasını yapacağız. Ay, bak o da oradan tarif veriyor. Diliniz tutulmasın. Dilin çorbasını yapacağız abla. Hiç yapmadım, hiç de yemedim. Hakkın da hayırlısı. Evet. Kaynana dilini de şöyle koyuyorum. Ellerim hep dili oldu. Muhteşem bir çorba. Evet. Bakalım hanımefendi nasıl yapacak? Zeynep Hanım öyle her şeyi yiyebilen, her şeyi yapıyorsun da yemiyor yalnız. Yemiyorum, sakatat hiç yemiyorum. Sen bu dili sakatat, sen bu dili nasıl temizleyeceksin, nasıl keseceksin göreceğiz. Bilmiyorum. Çok güzel bir gün olacak. Evet. Hazırsanız Zeynep Hanım'ın hem böyle ihtişamlı, hem böyle dolu dolu salonlu evini bir gezin bakalım detaylar nasılmış hep birlikte görelim. Yağ lekeleri bulamadım. Küçük yağ kırıntıları vardı. O da çok normal. Mutfağında genel olarak mutfağı temizdi aslında. Mutfağında çok fazla bir kir yoktu. Sadece aspiratöründen yağlar akıyordu. Bu gerçekten mide bulandırıcı. Oradan yağlar çıkıyor. Ve benim aspiratörümdeki yağlar akmadığı halde ona o kadar takılmıştı ki evine geldiğinde ilk orayı temizlemesi gerekiyordu. Ve orayı atlamış, buna inanamıyorum. Banyoya girdiğimde çamaşır makinesinin deterjan gözünde kalıntılar vardı. İçinde kirler vardı. Zeynep Hanım,
Dün benim temizliğimle alakalı beni eleştirdiniz ya. En azından benim evimde örümcek ağ çıkmadı. Ben senden daha temizim.